Bunları da anlatmadan da olmayacak. İkincisi de bitkinin solunumu dediğimiz fotosentezi sağlayan klorofil maddesinin yapı unsurudur. Yani azot bitkinin solunumunu ve ana iskeletini, ana yapısını oluşturan bir besin elementimiz. Biz vejetatif aksam dediğimiz, yani bitkide yeşil olarak gördüğümüz toprağın üzerindeki kısmının gelişmesini sağlayan, bitkinin sağlıklı, renkli oluşumunu sağlayan başlıca besin elementi azottur. Yani biz bir yapıya baktığımızda bu buğday olabilir, domates olabilir, sebze olabilir. Bitkide toprak üzerinde gördüğümüz ana hatlarıyla yeşil yapının ana unsuru azot. Devam edelim. Bununla birlikte meyve ve tanelerde protein oluşumunu, fosfor ve potasyumun da diğer besin elementlerinde almasını teşvik eder. Yani azot başlı başına bitkinin yapı taşı, ayrıca bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer besin elementlerinde alınmasını teşvik ediyor. Yani azot olmadan da diğerlerinin alışması, yani biz buna birbirini olumlu teşvik eden, olumsuz teşvik eden diyoruz. Antagonistik sinerjik. Hadi oralara hiç girmiyorum. Yani diğer elementlerinin de alınmasını sağlıyor. Bitkiye biz yeteri kadar azot veremezsek, ihtiyaç duyduğu azotu bitki alamazsak başlıca buna noksanlık diyoruz. Bunların ana belirtileri alt çıkan yapraklarda, yani ilk çıkan yaş yaprak, alt yapraklarda en şiddetli olarak görülür. Yaprakların uç kısmından başlayarak yaprak kırına doğru, aşağıya doğru yeşil renk yerine önceleri açık yeşil, sonralarda sararma dediğimiz olay olur. Sizler zaten buğdaya gittiğiniz zaman görürsünüz. Buğday sararmaya başladığı zaman bunun işte üre zamanı geldi, litre zamanı geldi. Ana unsur yaprakta sararmaya, açık yeşilden sararmaya doğru değişen bir renk değişimi olur. İkincisi de buğday bitkisinin boğum araları. Buğday büyüdükçe sapa katmada göreceksiniz. Belli aralarda boğum araları vardır. O aralarında kısalmaların, yani daha mesafeli kısaldığını görürsünüz. İkincisi de kısa boylu bitkiler oluşur. Tanelerde, dolmalarda eksiklik görülür. Yapraklar yeterli azotu alamadığı zaman protein sentezleyemeyecek, yani dolduramayacak içini. Tanede büzüşmeler, buruşmalar görürsünüz. Ve en önemlisi un randımanında ve kalitesinde, özellikle ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda da kalite randımanı artar. Bitki her büyüme evresinde bir boğum atar. Buna biz vejetatif süreçte diyoruz. Eğer yeteri azot alamazsa boğum araları kısalacaktır. Bitki ana yaprakta 3 ya da 4 boğumu yapacaksa her boğum arasının 10 santim olması yerine 5 santim olduğunu düşünün. Bu sefer bitki boylarında kısalmalar, daha bodur, daha alçak bitkiler görürsünüz azot noksanlığında. Bu resim çok iyi çıkmamış ama alt yapraklarda önceleri açık yeşil ve sonraları sararma göreceğimiz dediğimiz örnek olabilecek bir resim. Bir de tam aksi, fazla verdim.